GİSBİR Mali Danışmanı Murat Erişti, 2018 yılının ilk ekonomik değerlendirmesini GİSBİR TV ile paylaştı. 2018'de girişten itibaren dövizde bir düşüş yaşanıyor. Yani 3.70-3.80 aralığında iniyor, bazen çıkıyor. Bence bu olumlu bir olay ekonomi açısından. Çünkü olması gerekenden biraz daha yüksekte seyrediyordu. Ben bu seviyelerde korursa, yani bunun altına çok inmesi de doğru değil bana göre. Çok üstüne çıkması da doğru değil. Bu seviyeler boyunca 2018 yılında devam ederse hem istikrar açısından hem de dövizle işlem yapılan arasından bir öngörülebilirlik oluşuyor. Bu olumlu bir haber. Borsada bir yükseliş var. Yani borsa takip ediyorsanız bir yükseliş devam ediyor. Ufak değer kayıpları yaşansa bile genel olarak bir yükseliş var. Bu da olumlu bir haber. Tabii bir enflasyon yüksek çıktı. Enflasyonla ilgili bana göre 2018'in gündemlerinden bir tanesi enflasyonu düşürmek olmalılar. Çünkü enflasyon yüksek çıkıyor. İşsizlik de devam ediyor. Yani aslında burada bir sarmal var. Yani bu sarmala girmemek lazım. Enflasyon, işsizlik oluşursa eğer bunun devamında bir resesyon olur genelde. Yani buna girmemek için üretimin, yatırımın artması lazım. Dış ticaret verileri açıklandı Kasım son itibariyle. Aralık sonuçlarını da bekliyoruz. Burada da bir cari açıkta bir azalma olduğunu görüyoruz. Bu çünkü Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesi cari açıktır. Yani cari açık, işsizlik, enflasyon, döviz kurları bunlar bizim temel konularımız. Bunlardaki iyileşmeye bakacağız 2018'de ve yatırımların hızlanması lazım. Yatırım çünkü olmadığı sürece ve ihracat olmadığı sürece işsizlik de düşme olmayacaktır. Gayrimenkulde bir genel olarak bir sıkıntı var gördüğüm kadarıyla. Hani gayrimenkul sektöründe eski yıllardaki hız pek yok. Bu kadar inşaat projeleri var ve satışlarda bir düşüş gözlemleniyor. Umarım 2018'de bunun da düzelmesi lazım ama bu da faiz oranlarıyla alakalı işte. Bu enflasyon yüksek olduğu zaman faizler yükseliyor. Faizler yükseldiği zaman da kredi faizlerine yansıyor bu. Bu da direkt gayrimenkul alımlarını etkiliyor. Yani 2018'de gayrimenkulle ilgili belki bahara doğru bir hareket olursa piyasa açısından, istihdam açısından, büyüme açısından olumlu olacağını düşünüyorum.